bu kesin, değil mi? Yani en böyle yani HDP ne yapmak istiyor? PKK bu seçimden ne bekliyor? En net ifade eden bunlar. Aynen. Yani Suriye'yi, Suriye'deki PKK-YPG oluşumunu biz Türkiye'ye taşımak istiyoruz. Bu yani bu kadar. Sonra isim isim sayıyor. Onlar da örgütün, geri gelecek. Terör örgütünün tüm yöneticilerinin Türkiye'ye geleceğini söylüyor. Kandil'deki dostlarımız diye tarif ediyor. Peki ne zaman olacak bu? Yani Tayyip Erdoğan ve AK Parti, işte Cumhur İttifakı iktidarını kaybettiği zaman olacak. Yani, geliyor, geçmiş olsun. Ha, geçmiş olsun. Gidiyor. Yani AK Parti ve Tayyip Erdoğan iktidardan gittiğinde nasıl bir Türkiye olacağını bizim söylememize gerek yok. Onlar zaten anlatıyorlar. Çok açık. Yani bunu Millet İttifakı'nın ortaklarının eğer buna bir itirazları varsa bunu da açıkça ifade etmeleri lazım. Bunu reddettiklerine dair şu ana kadar hani ben takip edemediysem belki sizler hani daha aktif gazetecinin içindesiniz. Yani gördünüz mü yani? Ya yani bunu reddediyorlar mı? Hayır. Herhangi bir tam tersi altını doldurup açıyorlar konuyu. Açıyorlar. Şimdi ne demek istediğini bazılara dünden razı. Kesinlikle. Eğer siz bunu reddetmiyorsanız, sessiz kalıyorsanız siz de bu günaha ortaksınız demektir. Ama eğer bunların bunları kandırdığını varsayıyorsanız ha biz sesimizi çıkarmıyoruz ama oylara da ihtiyacımız var. Yarın bu oyları alırız ama yine dilediğimizi yaparız diye düşünüyorsanız valla kimse kusura bakma size onu yaptırmazlar. Yani parlamentoda HDP'yi yok sayarak nasıl çoğunluk oluşturacaksınız? Sizin de burnunuzdan fitil fitil getirirler. Dolayısıyla karşımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekten bölünme hesabını yapan kadroların yani akıl almaz hedefleri var ve bunun gerisinde de onları besleyen ve destekleyen uluslararası işbirlikçileri var. Dolayısıyla hani bu seçim o sebeple sıradan bir seçim rekabeti değil. O sebeple siyasi partilerin yani meşru zeminde yarıştıkları ve meşru taleplerini hayata geçirmek istedikleri bir seçim değil. Onun için katılımın ben çok yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu sadece bir partiye ya da bir ittifaka oy vermenin ötesinde, onu iktidara getirmenin ötesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sahip çıkma şuuruyla doğru orantı olduğunu düşünüyorum. Suriye dediğimiz şey de Amerika eliyle yürüyen bir proje, evet. Değil mi? Tekamül etmiş. Daha geçenlerde iki tane helikopter ayarladığı, arkasında da bu McGurk denilen herifin çıktığı. Yani burada da seçimlerde yine bir Amerikan etkisi, Türkiye'de muhalefeti bir şekilde başından beri destekleyen, cesaretlendiren. Yani Suriye'de ABD destekli bir PKK-YPG oluşumunu, tabii. Türkiye'de de bu seçimler sonrasında yine ABD Batı destekli bir yeni bir oluşumla sürdürmek istiyorlar. Evet, öyle senden mi? Ricam arkadaşlar duyuyorsa şu Wilson haritasını bir ekrana getirsinler ya. Bak 100 yıl diyor bak, 100 yıllık cumhuriyet diyor. Biliyorsun bak Sırrı Süreyya Önder İzmir İktisat Kongresi'nde konuşturdular. Ne dedi? O da benzer şeyi söyledi. Tabii. Hatırlıyorsunuz değil mi? Tabii 100 dedi ki ya Mustafa Kemal sizi kandırdı demeye getirdi. Yurtta sulh, cihanda sulhle dedi. Bir yüzyıl geçirdik dedi. Artık dedi ikinci yüzyılı böyle geçiremeyiz dedi. Bu demokratik yani, Türkiye dediğin senin geldi. Neyin kamuflajı? Bak Wilson haritasını getirsinler. Bir arkadaşlar ona. Yani bunların kafasındaki demokratik Türkiye'nin ne olduğunu orada biraz açar mısın onu? Şimdi şöyle bak. Demokratik Türkiye olacak diyorlar hep. Yüzyıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. O kamuflajı kaldırdığımızda ne asıl dönemin ABD başkanı 1900 1. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Wilson var. Wilson biliyorsun Türkiye'nin işte bir bölgesinin Ermenistan nüfusa göre bölünmesini. Tabii bütün bölgenin sana böyle Orta Anadolu'da küçük bir yer bırakıyorlar. İstanbul ayrı zaten, Ege ayrı. Tamam. Böyle bir devlet öngörüyor. Az önce ne dedim sana? HDP ve öncesindeki partilerin tamamının programlarına bak. Hepsinin programında Türkiye'nin 25-26 diyorlar bölgeden oluşan böyle özerk yönetimler şeklinde olmasını hayal ediyorlar. Geldi şu mu? Heh, bak mesela bak orada Boğazlar yok görüyor musun? Hı. Bak Boğazlar ve Trakya yok. Ege yok. Ben şimdi buradan tam okuyamıyorum ne diyor? Simirna diyor değil mi? Simirna. İzmir'in eski adı. Bak. Güneydoğu Anadolu'nun yok. Doğu Anadolu'nun yok.
Sana lütfetmişler, Antalya Körfezi'ni bırakmışlar. Sevr haritasına biraz benziyor. Benzeyen bir harita. Şimdi, Ankara'da duruyor değil mi? Ankara duruyor. Şimdi Allah'tan oraya bırakmışlar. Demokratik Türkiye dedikleri bu. Türkiye'nin altı parçaya bölünmüş olması. Tamam, sana diyorlar ki sen Orta Anadolu'nun bozkırlarında, tamam mı, nispeten işte biraz Antalya, onu da sana bırakmazlar sonra, o ayrı bir mesele. Orada Hatay da yok farkındaysan. Buralarda diyor kendi başının şimdi çaresine bak. PKK jargonunda bu Suriye'ye Batı Kürdistan diyorlar. Türkiye'ye de Kuzey Kürdistan diyorlar. Şimdi o proje, yani o kuşak PKK, YPG terör kuşağı projesi Suriye'den ibaret aslında ufku olan bir proje değil. Değil. Çünkü o, toprağın fazlası da burada. Nüfusun fazlası da burada. Ya o genişleyecek zaten. Suriye, Irak, İran ve Türkiye dört ülkeyi kapsayan bir devlet projesi. Irak'a mesela Güney Kürdistan deniyor. Dolayısıyla demokratik Türkiye dedikleri bir aslında bölünmüş Türkiye. O mu yani? Onu diyor zaten. Onun kafasındaki demokrasi şu. Adam diyor ki sen diyor vali atama diyor. Kaymakam atama diyor. Ben diyor kendi yönettiğim bölgelerde PKK'lar olsun. Ben kendi yönettiğim olsun. Kendi yönettiğim bölgede diyor öğretmeni ben atayım diyor. Ha? Polisi ben atayım diyor. Ben seçeyim eyalet, diyor. Eyalet sistemi. İşte bildiğin federasyon. Bu kantonal dedi. Suriye'deki şey fiilen orada. Bir de şu var. Şunu zannetme, bu Wilson haritası böyle de şimdi artık Türkiye'de nüfus tamamen oralarda değil. Şimdi adam diyor ki Türkiye'nin batısında da diyor nüfus çoğunluğunun bende olduğu yerde diyor. Orada da diyor kantonal bir yapı olsun diyor. Hı. İsviçre örneğinde olduğu gibi. Yani demokratik Türkiye dedikleri kafalarındaki model aslında bu. Şimdi bunu bilerek ya da bilmeyerek bunların dümen suyunda olan ve CHP topluma, buna rıza gösterir mi? Ya ben onu bilemem, gösterir mi göstermez mi ona bir şey diyemem, ama bu kadar açık oynarken ben şu haliyle CHP gösterir diyor, kendi cevabımı vereyim. Ben hani gösterir şu demek, haliyle CHP'nin buna müsait hale geldiğini düşünüyorum. Gösterir demek istemem. Çünkü ne olursa olsun hani şöyle bakıyorsun, Türkiye'de 15 milyondan fazla insanın oy verdiği bir siyasi parti. O partiye oy veren insanların ben önemli bir bölümünün böyle bir plana onay vermeyeceğini düşünüyorum. Bu bir nihai plan da, yani HDP'ye alan açma. Ama şöyle, HDP'ye Doğu Güneydoğu'da orada terk etme o bölgeyi siyaseten. Bu şu anki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunun önünde bir barikat, bir baraj olacağını ben düşünmüyorum. Şimdi bak, bazen ayrıntılar bütünü anlatır. Şimdi hiçbir şey tesadüf değil. Birdenbire İzmir İktisat Kongresi, ya İktisat Kongresi orada Sırrı Süreyya'nın ne işi var? Bu adam iktisatçı mı? Adam mesela aynı zamanda İzmir'deki Nevruz törenlerine katılıyor. Orada İmralı'ya selam yolluyor. Bak İzmir İktisat Kongresi'nin önemi ne? Şimdi o kadar ince vuruşlar var ki orada. Sen diyorsun ki Cumhuriyeti ben kurdum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyim. İzmir İktisat Kongresi genç Cumhuriyet'in ekonomik anlamdaki yol haritasının çizildiği toplantı. Sen orada diyorsun ki geçmiş 100 yılda size anlatılan her şey yalandı aslında diyorsun. Üstü kapalı bir orada Mustafa Kemal Atatürk eleştirisi var. Hepsi alkışlıyorlar Sırrı Süreyya'yı. Adam diyor ki bir 100 yıl böyle geldik ama diyor böyle gitmez diyor. Bugün Sırrı Sakık ne diyor? Yine bir 100 yıl vurgusu var bak. 100 yıl vurgusu çok önemli. 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğim. 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğim diyor. Yani bize şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bu Türkiye bu şekliyle 100 yıl devam ettiği bu şekilde devam edemez diyor. Evet. Adamlar net bunu söylüyorlar. Bir de Ahmet, daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.